Evet, maalesef maçı 1-0 kaybettik. Tabi deplasman kolay değil. Bu nedenle çok zorlu bir rakipti çünkü son sıradaydı. Bu nedenle puan ve puanlar için geldik ama kaçırdığımız %100 goller vardı. Bu nedenle bunları da tabi değerlendirmeyince durum bu hale geldi. Evet, şimdi biraz sonra dediğimiz gibi başkanla röportaj yapmaya çalışacağız. Az sonra başkanla ulaşacağız. Bakalım durum nedir? Maalesef yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Bu nedenle değerlendiremeyince de 1-0 takım yenik ayrıldı. Şu anda seyirciler gördüğünüz gibi terk ediyorlar. Biz de hemen tribüne çıkışından bakalım başkanı yakalama çalışalım. Evet, stadyuma doğru içeri doğru giriyoruz. Başkanla bir sayın başkan yanına geldik. Evet, sayın başkanım, müsaitsen bir iki şey alabilir miyiz canlı yayında, bir iki? Evet sayın başkanımız. Evet başkanımız, 1-0 yenildik, yorumunuzu alabilir miyiz? Başkan maç yorumu yapmaz önce. Ya değerlendirelim tabii yani, başkanım. Neticeyi değerlendirelim. Evet. Yani, buraya büyük ümitlerle geldi bu takım. Geçen haftaki galibiyet bizi bir yerlere götürdü derken, bu maçı kazandığımız zaman yukarılardaki hedeflerimizden bahsetmek istedim. Ama maalesef bugün oynadığımız futbol, özellikle ilk yarı öyle bir görüntü yoktu. Ama ilk yarı geri bir bitirme iyi olmadı. İkinci yarı biraz daha değerli toplu oynadık. Pozisyonlar da bulduk. Rakip bir tane pozisyon, olmayan pozisyonda gol atarken biz 4-5 tane daha fazla. %102 pozisyon, %102 pozisyon. 4 tane pozisyon var. Onun dışında boş kaleye atamadık. İkinci yarı biraz daha değerli topluyduk ama neticede rakip de alt sıralardan kurtulmak isteyen bir takım. Can abiyle buradan maç kazanmanın peşinde. Onu da becerdiler ama yani hava güzeldi, zemin müthiş güzel. Seyirci yok denecek kadar az, seyirci baskısı hiç yok. Yani bir deplasman maçı değildi. İlk yarı tahmin ediyorum gol yememiş olsaydı bizim maç ikinci yarı çevirdi. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İkinci yarıda kaleciler müthiş bir performans gösterdi. Evet. Hatta maçtan sonra tebrik ettik kaleci çünkü. Onlar bugün 3 puan aldıysa en az 2 puanı kalecilerin. Kalecinin doğrudur başkanım. İyi olmadı bizim için. Bugünkü maçtan dersler çıkarmak lazım. Hem oynanan futbolda hem oynayan sporcularda hocamız da daha iyi tanımaya başladı. Önümüzdeki hafta tabii çok önemli bir maç. Seyircilerimizin de birlikte olması lazım. Seçim öncesi evet. Son maçımız. Seçim haftasında maç yok. Bu maçı unutacağız. Unutmayacağız. Ders çıkaracak arkadaşlar. İyi çalışacaklar. Önümüzdeki hafta önemli bir rakibimiz geliyor. Onu kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Ben yine de sporcularıma teşekkür ediyorum. Yani özellikle ikinci yarı iyi mücadele ettiler. Galibiyet de hak ettiler. Ama olmayınca da olmuyor. Yani yapacakları bir şey yok. Biz her türlü her konuda takımımızın yanındayız. Her türlü eksikleri giderme konusunda büyük bir sıkıntımız yok. Camiye olarak el ele vereceğiz. Seyircisi, taraftarı, yönetimi, sporcusu bu takım hak ettiği yere birlikte getireceğiz. Ben de vesileyle izleyenlere de teşekkür ediyorum. Bir anlamda da özür diliyorum. Onlara buradan bir puan en azından. En az bir puan. Evet. Telafi edeceğimiz haftalar var. Ama çok da fazla hafta yok.
5 hafta kaldı. 3 tanesi içeride. Bu avantajlarımızı kullanıp iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, başkanın konuşmalarını izledik. Evet hemen hocamızı da iyi olur, boş ver. Hocam müsaitsen bir iki de sizden alalım başkanımızla. Evet, birazdan hocamızla da görüşeceğiz. Dediğimiz gibi değerli izleyicilerimiz, tabii ki puan ve puanlar için geldik. Takımda tabii ki rakip takımda düşecek bir konumda. Çünkü 18 puanla dediğimiz gibi ligin dibinde yer aldığı için canla başla oynadılar. Özellikle başkanın dediği gibi %100 İHL'e ilk yarıda, ki tekrarını izleyebilirsiniz, ilk yarıda karşı karşıya kaldığımız bir pozisyonda maalesef golle bulaşamadık. Eğer bulaşsaydık çok şey değişecekti. İkinci yarıda da yine aynı şekilde, keza yine tekrarını izleyebilirsiniz. İkinci yarıda da dediğimiz gibi %100 bir pozisyon yakaladık. Onu da maalesef gole çeviremedik. Ve tabii ki futbolda her şey helal oluyor. Atamayanı atarlar misali. Bulduğumuz golü, %100 golü atamayınca ardından bayağı da tartışmalar oldu. Defansımızla tartıştı, kalecimizle tartıştı. Golü yedik ve o golle de sahadan mağlup ayrıldık. Başkanın demeçlerini de izlediniz. Evet, şimdi hocamız müsaitse onunla da görüşlerini alacağız. Az sonra sizlerle beraber olalım. Hoşçakalın.